Elif, ne arıyorsun sen burada? Asıl sen ne arıyorsun burada? Böyle zengin muhitte nasıl oturabiliyorsun sen? Daha önce Keriman teyzeye anlatmıştım. Sana bahsetmemişim sanırım. Bizim akrabalar burada bir yerde kapıcılık yapıyor da... ben de onlarla kalıyorum falan işte. Ben anlattım. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ya ben seni aradım. Telefonlarıma cevap vermedin. Ben de öyle geldim işte. Bunun için mi geldin buraya? Ya tamam biliyorum, haksızlık ettim. Çok üstüne geldim, çok üzdüm seni biliyorum. Eşeklik ettim yani. Ama bunun gözlerimle bir alakası yok. Ya hani en güzel göz eşek gözüdür ya. Böyle kendimce espri yaptım. Belki gülersin diye. Ya bak işte, seni kırdığımdan beri espri yapma kabiliyetimi bile kaybettim. Ya tamam Berkay, bir şans daha ver bana kendimi affettirebilmem için. Bizim apartmandakiler görmesin şimdi. İş saati, eğleniyorum falan sanır. Buradan da kovulmayayım artık, izninle. Ya biliyorum Berkay, benim yüzümden işinden de oldun. Tamam, hiç değilse işine geri dön. Benimle konuşmaz. Öyle yapınca bana zarar vermemiş mi olacaksın Elif? Gururum ne olacak? Hissettiklerim, bana yaptığın haksızlık. Ne olacak Elif? Sen meseleyi hiç anlamamışsın Elif. Üşüdünüz mü? Yok, ürperdim sadece bir an. Bu arada dün akşam olanlar için çok özür dilerim. Ben hiçbir şekilde... Bakın, izah etmenize gerek yok. Anlıyorum. Sizin bu olayla bir alakanız yok. Hastanız nasıl oldu? Daha iyi, iyileşiyor. Henüz yürüyemiyor. Ama o da olacak inşallah. Bakın daha önce dediğim gibi, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen haber verin. Çekinmenize gerek yok. Teşekkür ederim. Buyurun.